Selam, ben Burak. 2022 YKS'de TYT 2791. ve sayısal 5446. olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Bu videoda boş geçen yılların ardından 12. sınıfın başında 40 civarında olan TYT netlerimi birkaç ay içerisinde nasıl 70-80 bandına çıkardım, bunu anlatacağım. 9 ve 10. sınıftayken liseye geçmiş olmamın verdiği rahatlık, ardından gelen pandemi ve bir takım kişisel sorunların beni derslerden bayağı bir koparmıştı. Ardından 12'ye geçtiğim yaz bir baktım hem okulda hem de gittiğim etütte, sınav sonuç listelerinde ismim hep sonlardaydı. Ve dedim ki bu gidişata dur demenin zamanı geldi. İlk olarak öncelik verdiğim konu paragraf olmuştu. Çünkü baktığınız zaman her sene sınavda yaklaşık 25 paragraf sorusu bulunuyor. Ve günlük 30-40 soru çözmek benim birkaç hafta içerisinde netlerime doğrudan 10 ile 15 net arasında ekleme yapmıştı. Aslında paragraf çözmeye başladıktan sonra fark edeceksiniz ki her soruda paragraf değişse de bütün YKS kaynaklarındaki sorular ve çıkmış paragraf soruları birbirine benzer yapılar ve aynı kilit cümlelerden oluşuyor. Dolayısıyla birkaç hafta sonra artık bu soru tarzlarına aşina olacaksınız ve sonrasında hem hızlandığınızı hem de net sayınızın arttığını kolayca göreceksiniz. Paragrafı bir seviyeye kadar çıkardıktan sonra baktım ki ben fenden çok fazla soru kaçırıyorum. Yani 20 soruda en fazla 5-6 netleri görebiliyorum. Kaldı ki ben sayısalcıyım, dolayısıyla bu durum kabul edilemezdi. İlk olarak her dersin kolay konularına yöneldim ki hızlı net kazanabileyim ve adım listelerde yukarılarda görünmeye başlasın. Mesela fizikte fizik bilimine giriş, basınç, kaldırma kuvveti, kimyada maddenin halleri, etkileşimler, periyodik tablo, biyolojide ise canlıların ortak özellikleri, hücre yapısı gibi konular. Burada bir sürü konu ismi saydığımı aldırış etmeyin. Bunların tamamını aradan çıkarmak bir iki haftanız dahi almayacaktır. Ben önce bunların YouTube'dan konu anlatımlarını izleyip ardından sorularını çözerek ilerlemiştim ve harbiden de fen netlerimi çift haneli sayılarda tutmaya başlamıştım. Ardından zurnanın zırt dediği yere gelmiş. Yani matematiğe artık bir el atmalıydım. Bana göre hızlıca net arttırmak için sayılar ve problemler ağırlıklı gitmeliydim. Çünkü geometride bilgiden ziyade zamanla edinilen beceriyle net arttırabiliriz. Ve benim kısa vadede buna zamanım yoktu. Çünkü kendimi hızlıca 70-80 netlere atmak istiyordum. İlk olarak sayılarda en çok soru kaçırdığım konuları tespit etmeliydim. Burada da işte EBOBEKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler gibi gerçekten basit konular bana birkaç hafta içerisinde net kazandırmıştı. Bu konular arasında gerçekten sizi zorlayan veya bir türlü net çıkaramadıklarınız için ayrı bir fasikül çözmenizi tavsiye edebilirim. Ardından problemden nasıl daha fazla net çıkarabilirim diye düşündüm. Ve problemin konu anlatımı çalışmaktan ziyade soruya olan yaklaşımımı geliştirmeyle artacağını anladım. Ki bu yaklaşımı geliştirmemde bana en çok katkıyı YouTube'dan izlediğim soru çözüm videoları sağlamıştı. Ben Eyüp Hoca'nın videolarını izlemiştim ve Eyüp Hoca'nın aynı zamanda AYT matematiği fırlamamda da büyük katkısı olduğunu söylemem gerekir. Hocamızdan bahsetmişken size onun da içerisinde yer aldığı bir projeden bahsedeceğim. ÖSYM'ye en yakın yayınlardan biri 3-4-5 All Star diye bir platform çıkardı. Kısaca mobil aplikasyonunda YouTube Türkiye'nin en tanınan hocaları tarafından hazırlanan her zorluk seviyesine konu anlatımları bulunuyor. Beni en çok etkileyen olay bu kadar kaliteli hocaları tek bir platformda buluşturmuş olmaları. Eyüp Hoca, Kenan Kara, VIP Fizik, Rehber Matematik, Doktor Biyoloji, Coğrafyanın Kodları, Bıyıklı Matematik, Rüştü Hoca ve daha niceleri. Ayrıca sen bu platformu satın alırsanız size 62 kitaptan oluşan bir koli gönderiyorlar. Ben de hemen aradım yayın evini ve dedim ki bundan istiyorum. Onlar da sağ olsunlar hemen gönderdiler ve üzerine dediler ki videonda bahsedeceksen izleyenler Burak 10 indirim koduyla 4000 TL daha ucuza satın alabilirler. Bir değerlendirin derim. Videoya devam edecek olursak en son bahsedeceğim konu sosyal. Bana kalırsa sosyalde her konuyu ayrı ayrı çalışmak samanlıkta iğne aramak gibi. Özellikle de bir sayısalcı için. Çünkü içinde 4 ders var, her bir dersin tonlarca konusu var ve her bir konunun alt başlıkları var ve toplamda bu kadar konudan sadece 20 soru çıkıyor. Ama güzel olan kısım bu 20 sorunun en az 10-11 tanesi gerçekten sadece yorum ve mantık gerektiriyor. Bilgi değil. Ben geri kalan sorular için de denemeler nerede yaptığım yanlışların doğrusunu öğrenerek ilerlemeyi mantıklı bulmuştum. Ki sınavda da 18 doğru 2 yanlış yaptım. Evet, galiba bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınızı yorumlar bölümüne bırakabilir, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.